Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Hayatın gidişatı, projeler, koşturmalar, Türkiye'deki depresyon, Orta Doğu'daki depresyon süreçleri biliyorsunuz. Benim de doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar iş güç koştururken motivasyon bulamıyorum artık. Yani biliyorum hani aramızda böyle bir şeyler konuşmak, fikir alışverişi yapmak güzel bir sinerji yaratıyor ama bazen zaman geçtikçe özellikle artık Türkiye'den benim de uzaklaştığım 6 sene oldu. Yani uzak durmak sanki daha iyi geliyormuş gibi geliyor. Ama yine bazen dayanamıyorum. Yine arkadaşlardan gelen taleplerden dolayı bir şeyler konuşmak, sizle olan diyaloğumu devam ettirmek istiyorum. O yüzden de bugün tekrardan kısa süre önce değindiğim bir konunun üzerine gitmek istiyorum. Nedir bu konu? Arkadaşlar, Türkiye'de insanlar ne yazık ki geleceğe göre hareket edemiyorlar. Bir sürü psikolojisi var bizim millette. Genel dünyadaki çoğu insanda böyle. Ve şu anki durum neyse dünyayı ve geleceği o şu anki duruma göre yorumluyorlar. Yani şu anda bir şey iyiyse bunun hep iyi olacağını, bunu yatırımlarda, işte borsada veya kripto yatırımlarında veya başka girişimlerde de görebilirsiniz. Mesela şu anda soğan iyi kazandırıyorsa herkes soğana yatırım yapıp gelecek sene soğan bolluğu yaratıldığından dolayı para kaybediyorlar. Veya şu anda üniversiteler iyi bir imaj sahibiyse, yani üniversite okumak iyi bir şeyse gelecekte de bunun hep böyle olacağını düşünüyorlar. Bundan dolayı hep iyi kazanacaklarını, iyi sıralara gelecekleri, iyi bir hayat tarzı bu yatırımla, bu yönlendirmeyle yapabileceklerini zannediyorlar. Oysa ki bu işler böyle değildir. Geleceği öngörmeniz lazım. Gelecekte ne olacağını bilip, tahmin edip, bu konuda fikirler yürütüp, geleceğe yönelik şimdiden adımlar atmanız lazım. Şu anki trendlere göre değil. Benim de işte bu konuda biraz mavi yaka işlere tekrardan derinlemesine girmem gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu konuda biraz daha farklı fikirlerim var. Biraz kafa açacağız. Takipte kalın. Bugün Twitter'da bir tweet gördüm. Arkadaşım teki şöyle demiş. Kendisi de kripto uzmanı falan galiba. Böyle, çünkü tweette 2 milyon kişi falan görmüş. Yani Türk milleti de destekliyor bu tweet'i. Şöyle demiş. Diyor ki özet olarak. Bakın ustalar, bakın mavi yaka arkadaşlar. Bize ufak işler için 1000 lira, 2000 lira istiyorsunuz bir conta sıkmak için. Bakın bu işleri kendimiz yaparız, işsiz kalırsınız ha. O işler o kadar kolay değil arkadaşım. Bakın beyler, Türkiye'de bizden önceki jenerasyon, yani ailelerimizin yönlendirmesiyle, onların yanlış öngörüleriyle milyonlarca, on milyonlarca genç vasıfsız bir şekilde yetişti. Ne demek istiyorum? Milyonlarca genç sadece sınıfta oturmanın, hani doğru düzgün ders çalışan da yok, bir şey öğrenen de yok zaten. Zaten eğitim sistemi Türkiye'de bitik durumda. Sınıfta oturmanın, lisede zaman geçirmenin, düz lisede böyle dümdüz. İşte bilmem fen edebiyat fakültelerinde falan böyle saçma sapan işletme okurken, bilmem ne okurken, böyle edebiyat okurken, işte yüzlerce binlerce ne o antik bilmem ne araştırmaları falan filan böyle okurken bunu iyi bir şey olduğunu ve bunun onların geleceğine faydası olduğunu düşünecek garip bir, yani üniversite okumanın %100 hayat kurtarıcı bir şey olduğuna inandılar. Ve sonunda da bu yaptıkları işlerden dolayı kendilerini ne yazık ki üniversite mezunu oldukları için bir haltmış gibi hissetmeye başladılar. Bu yüzden de eline, ya yani normal hani orta sınıfın altı bir genç eline bir çekiç alıp hayatında çivi çakmamış 20 yaşında. Veya bir anahtar alıp bir şey sökmemiş, bir motor sökmemiş, bir şey tamir etmemiş. Yani elle tutulur hiçbir şey yaratmamış. Adam oturuyor, annesi meyve tabağına getiriyor, babası işte mavi yaka iş bir şey yapıyorsa onu yapıyor veya memurluk veya işçilik. Bu da böyle 30 yaşına kadar bekliyor. Yok, o da şöyle, bir de şöyle bir beklenti var. Kardeşim biz de okuduk ya, bu devlet bize baksın artık ya, bir şeyler de olsun. Gökten artık insin şu kuzu da, şu koyun da bizim hayatımız kurtulsun. Artık doğalgaz mı buluyoruz Araplar gibi, petrol mü buluyoruz? Birden bir zenginleşelim. Böyle bir beklentiyle 30 yaşına geldi adam, yani anladın mı? 10 milyonlarca genç, Türk genci. Bak şehirliysen, anan baban zenginse yapma kardeşim işçilik. Tabii ki sen paşa gönlüne teknelerle dolaşacaksın, yazlıklarına gideceksin. Sorun değil.
Ama sen hani benim gibiysen, benim geldiğim sınıftan geliyorsan, ortanın altı bir sınıftaysan, affedersin, eşek gibi işçilik nasıl yapılıyor, ustalık nasıl yapılıyor, tamirat nasıl yapılıyor, kendi tekerini nasıl değiştireceksin, kendi musluğunu nasıl değiştireceksin, kendi boyanı nasıl yapacaksın, öğreneceksin. Öğrenmezsen abi, 3 kuruş kazandığın parayı bu işi bilen ve eşek gibi çalışmayı tercih etmiş zeki insanlara bırakacaksın. Bakın, videonun başına şöyle bir şey söyledim. Ne dedim? Dedim ki insanlar şu ankine göre yatırım yapıyor. Ve ben mesela şu son birkaç videodur şöyle diyorum. Mavi yakalar daha iyi para kazanacak falan. Bunu söylediğimde de şöyle yorumlar geliyor genelde. Serkan, sen bizim aile yapımızı bilmiyor musun? Evet, bizim aile yapımız bizi öyle işlere yönlendirmez çünkü karizması yok. Kız istemeye giderken ustaydım, motorcuydum, şanzımancıydım dediğin zaman bunun bir artistliği yok. Üniversite mezunuydum ama işsizim demek daha karizma diye bir algı var. Ben de diyorum ki size, videonun başına söylediğim gibi. Abicim, geleceğe yatırım yapın. Şu andaki bu üniversite mezunu işsizlerin birikimi artık üniversite boşa üniversite okumanın bir halt olmadığını insanların beynine kazıyacak önümüzdeki 5 senede. Ondan sonra yeni jenerasyonda kafası çalışmış, dünyayı bilen, interneti bilen, iletişimi, pazarlamayı bilen ustalarla yavaş yavaş mavi yakanın değerlendiğini, mavi yaka insanların, ustaların daha çok toplumda itibar gördüğünü göreceksiniz. Bunların kredileri yavaş yavaş artacak. Zaten bunu yavaş yavaş hissediyorsunuz ama şu anda şöyle hissediyorsunuz genelde. Ha, bunlar da iyi para kazanıyor. Ulan bir motor ustası ayda 100 bin lira kazanıyor. Ne para kazanıyor? Ama motor ustası be abi, eli pislikten çıkmıyor. Değişecek. O vay be, adam motor ustasıymışa dönecek önümüzdeki 5-10 yılda. Bunu size gelecekten söylüyorum, bildiriyorum. Niye biliyor musunuz? Genelde ben yani 18 yaşından beri Amerika'yı çok yakın takip ediyorum. Amerika'da bir şey trend olduysa bundan 5 sene, 4 seneyle 5 sene sonra Türkiye'de bu iş böyle oluyor. Ben şimdi size Amerika'dan, gelecekten sesleniyorum. Amerika'da şu anda durum bu. Amerika'da şu anda herkesin kafasında bu oturmuş durumda. Şu anda Amerika'da mavi yaka adamlar 100 bin liranın üzerine, 100 bin doların yılda üzerine para kazanıyorlar. Çok sabit bir hayatla, hırs yapmadan. Hırs yaparsa 150-200 bine kadar çıkıyorsun. Ama bilmem ne Zartsurt Üniversitesi'nde okumuş insanlar yılda 40 bin 50 bin dolara eyvallah demek zorunda kalıyorlar. Ve geleceklerin nereye gideceği belli değil. Ben o yüzden size diyorum ki, bak geçenlerde yine bu konuda bir tweet attım ve dedim ki ben 18 yaşında olsam ve Serkan İnci'yi takip edecek kadar dünyaya meraklı, bu adam ne diyormuş, herkesin linçlediği adamı dahi söylediklerini anlayabilecek araştırma ve zekada kapasitede bir insan olsam şu anda 18 yaşında ne yaparım? Giderim abi bir şanzımancıya, Amerikalıların tabiriyle İngilizce transmissioncıya. 6 ay orada sürünürüm. 6 ay bana o yerleri süpüreyim abi. Yeter ki bana bu şanzıman sistemini öğret. Şanzıman nasıl tamir ediliyor? Ne, bu dişlerin arasında neler dönüyor? Bunu tekrardan nasıl rebuild ediyoruz? Nasıl inşa ediyoruz tekrardan sıfırdan? Hangi par? 2 senemi veririm abi. 2 senenin sonunda şanzıman ustası olarak arkadaşım, dünyanın her yerinde aranan adam olursun. Bazı insanlar şey diyor, Serkancığım elektrikler geliyor şu an. Abi geçelim ya, geçelim hani fanteziyi geçelim. Robotlar geliyor bizi falan, uzaylılar geliyor. Gerçekleri pazardan konuşalım. Şu anda ben size gelecekten, Amerika'dan sesleniyorum. Burada bu iş böyle olmuş durumda. Ve ben mesela hani şanzıman ustalığını öğren dediğimde şunu demiyorum sana. Şanzıman ustası ol ve kendi atölyende ömür boyu çalış. Artık böyle bir dönemde değiliz. Hatırlayın bir önceki videolarımı ya. Artık kendinize bir ana stream, bir gelir kaynağı yapacaksınız. Bu ana stream gelir kaynağını yatırımlarınızı tak tak değiştirerek şekillendireceksiniz. Sen ustalığını öğrendin. Transmission örnek veriyorum yani. Bu sadece bunun gibi bir sürü ustalıktan bahsederiz. Mavi yaka işten. Gelir, ana gelir kaynağını getirdin. Sonra arkadaşım diğer tarafta inşaatına yatırım yaparsın. Diğer tarafta araba satma galerine, diğer tarafta web sitesi projelerine yatırım yaparsın. Uygulama yaptırırsın, denersin, farklı şeyler yaparsın. Yurt dışına çıkmaya için adımlar atarsın. İngilizce öğrenirsin.
Daha sonra transmission'ın yazılımın tarafında, software update tarafında kendini geliştirirsin. Devreler tarafında kendini geliştirirsin. Yani buradaki ana şeyi anlıyorsunuz değil mi? Şunu yapmak da var abi. Ben memur olacağım, KPSS'ye çalışacağım. 3 milyon insan memur sınavına giriyoruz. Sonra da orada alacağım 15 bin, 20 bin lirayla. Öyle geçineceğim bütün gün. Eyvah meyvah ölüyoruz, bittik bittik diye böyle küçük kurnazlıklarla ömrümü geçireceğim. Bunun dönemini geçtiğimizi anlamanız lazım artık. Bakın bundan bir sene önce, 1,5 sene önce memur maaşları birden dibi vurmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Memurlar şok oldu. Bu ne ya? Doktorlar işçilerden az alıyor falan diye dolaşıyordu herkes. İşte oradaki o piyasanın dengelemesi gerçek memur maaşının hak ettiği fiyattı. Siyasiler piyasayı manipüle ederek kendi iktidarını korumak için memurlara normal vatandaşın cebinden çalıp hormonlu bir maaş veriyor. Ama piyasanın gerçek ödemesi gereken maaşı bir sene önce hepimiz memur maaşlarında gördük. Bunu sonsuza kadar sürdüremezler. Bu sonunda patlayacak. O yüzden yatırımınızı kendinize yapın. Kendi geleceğinize yapın. Ve bunun daha faydalı olacağını göreceğiniz konusunda benim düşüncelerim kesin. Net bir şekilde buna iman etmiş durumdayım. Geleceğin bu yöne gittiği konusunda fikirlerim çok sabit durumda. Bakın bundan fazla değil ya. 10 sene önce 2013'lerde falan yazılımı anlatıyorduk. Biliyorsunuz eski takipçilerim çok iyi hatırlıyordur. Yazılım anlatırken herkes ne diyor bu ya? Yazılımda para var mıymış ya? Biz inşaat mühendisliği okuyacağız ya. İnşaat mühendisliği çok para kazanıyor ya. Niye? Çünkü o zaman Türkiye'de bir inşaat furyası vardı. Herkes inşaat çıkıyordu. Ve çok ciddi bir inşaat mühendisi talebi vardı. Şimdi inşaat mühendisi arkadaşların hepsi işsizlikten kıvranıyor. Amerika'ya falan gelip burada Uber'cilik yapma peşinde koşuyorlar. Evet arkadaşlarım, özet olarak bu konuda fikirlerimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Benim şöyle bir fikrim var, eğer ki enerji bulabilirsem Mavi Yaka'nın Altın Çağı isminde bir kitaba başlamayı düşünüyorum. Bu konuları buralarda, özellikle Amerika'da neler gördüğümü Türk piyasasına sizlere Türkiye'ye göre olacak versiyonlarıyla anlatıp fikirler vereceğim. Daha yönlendirici şeyler tavsiye edeceğim. Bu konularda daha da konuşuruz. Arayı açıyorum arada, kusura bakmayın. Ama böyle videolarla elimden geldiğince kapatacağım. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Never ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit, you'll want to go home. Just never quit. I've seen so many brilliant people. They gave up in life. They were totally brilliant. They were top of their class. They were the best students. They were the best of everything. They gave up. I've seen others who really didn't have that talent or that ability, and they're among the most successful people today in the world because they never quit and they never gave up. So just remember that. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you.